de dertlenebilen, halkın değerlerini bilen insanların çıkarılması lazım. Bu noktada böyle gidip asra yemin olsun ki insanlar üstündedir. Yalnızca iman eden ve salih amel işleyenler üstündedir. Onlar ki hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hakkı ve sabrı tavsiye edenler üzerine olsun. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz neticede hak için bir çakıl taşı bile olsa kim onu bir taş üzerine koyar da bir şey atarsa bunu bilsin ki mutlaka dualarımız onunla beraberdir. Aynı yolun yolcusu olduğumuzu söylüyor. Elimizden gelen katkıyı da inşallah vermeye çalışıyoruz. Nihayetinde biz şuna inanıyoruz. Bu dünya imtihan diyarıdır. Allah-u Teala bütün insanları aynı şekilde bizleri de bu dünyada bir hayat sınavından geçirmekte. Vallahi biz bu dünyada ne yaparsak neticede öldükten sonra tekrar diriltilecek ve bütün bunlardan hesaba çekileceğiz. Çünkü hayata bakış açımız bana göre buradan başlıyor. Her ne konuşursak, her ne yaparsak bütün bunların hepsinin merkezine hatta başlangıç noktasına imtihanı yerleştirirsek öyle zannediyorum ki asıl derdimizin bu imtihanı kazanmak olduğunu, dolayısıyla söylediklerimizin, yaptıklarımızın buna göre şekil alacağını ve biz istikamet üzere yol alacağımızı düşünüyorum. Allah-u Teala bizden istikametten ayrılmasın. Siyasi alanda da Müslümanların mutlaka yapmaları gereken temel vazifelerin olduğunu, boşlukları doldurma konusunda, yetersizlikleri tamamlama konusunda, yapılması gerektiği halde yapılamayanları yapma konusunda, en azından bu konuda iradeyi ortaya koymak hususunda vazifelerimizin olduğunu düşünerek bu yola girdik. Rabbim bizlere yanlış bir şey yaptırmasın ve söyletmesin. Bizim derdimiz bu. Ben biraz önce Sayın Başkanıma ifade ettim. Girerken etkilendiğim, hoşlandığım ve bizim de temel ilkelerimizden birisi olarak kabul ettiğimiz bir ayet gördüm. تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Rabbimiz Müslümanlara böyle emrediyor. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Biz bunu kendimize ilke edinmişiz. Onun için şu anda siyasi parti olarak biz hükümette bulunanların başından aşağıya kadar siyasi partilerde yine öyle yetkililerle konuştuğumuz zaman çok ısrarlı bir şekilde ama bilinçli bir şekilde sürekli vurulmaya geldiğimiz bir şey var. Diyoruz ki bu memlekette biz bunun eksikliğini ve bununla beraber burukluğunu, ezikliğini hissediyoruz. Bu memleket böyle rastgele bir memleket değil. Derin tarihi kökleri olan, büyük bir dünya medeniyeti olan, yıllarca dünyayı idare eden bir memleketin şu anda varisleriyiz. Bu memleketi idare edenlerin ciddi sorumlulukları vardır. Bize göre memleketi sevgiyle idare etme, toplumları yönlendirme konusunda en büyük sorumluluk sahibi siyasi partilerdir. Çünkü siyasi partilerin hepsi bize göre nihayetinde memleketi idare etmeye, yönlendirmeye, yönetmeye aday yapılandı. O açıdan onların sahip olması gereken temel vasıflar vardır ki bunları mutlaka bizim dikkate almamız lazım. Şimdi siyasi partilerin bize göre daha kuruluş aşamasında iken
kesinlikle bu memlekete hizmet etmek üzere yola çıkmaları gerektiği bilinciyle ilk adımlarını atmaları gerekiyor. Ben oraya gidiyorum. Niye gidiyorum? Makam elde etmek için, mevki elde etmek için veya maddi menfaat elde etmek için değil, mutlaka hizmet etmek niyetiyle oraya gidiyorum. Demek ki benim katacağım artı değerler vardır, yapacağım bir şeyler vardır. Ben o hizmet niyetiyle, o anlayışla oraya gitmek durumundayım. Kendimi öyle görüyorum. Bu birincisi. İkincisi, siyasi partiler madem ki memleketi yönetmeye aday talip yapılandı, kesinlikle bu siyasi partilerin memleketin bütün meselelerini topyekun kendileri için direkt doğrudan muhatap almaları, diğer tabirle söyleyecek olursak memleketin bütün meseleleri siyasi partilerin birinci, öncelikli ve aynı zamanda bütün siyasi partilerin de ortak meselesidir. Ben bir siyasi parti olarak memleketin bazı meselelerini önceliyor, onunla ilgileniyorsa, diğer bazı meseleleri beni ilgilendirmiyorsa, ben memleketi yönetme noktasında ehliyet ve liyakat sahibi değilim demektir. Bütün meseleler bizi doğrudan, tümüyle ilgilendirir. Üçüncüsü, siyasi partiler, madem ki bu bahsettiğim konumda olacak, yönetme makamında olacak, kesinlikle her sebep ne olursa olsun birbirlerine rekabet edebilir, rakip olabilir ama düşmanlık yapamazlar. Siyasi partiler birbirleriyle düşmanlık yaptıkları zaman sorumlu dil kullanmaktan uzaklaşırlar. Uslupları bozulur, tavırları yara alır ve dolayısıyla tabana da bunlar yansır. İnsanlarımız kutuplaşmaya doğru gider. Her seçim döneminde maalesef bunların yansımasını görüyoruz. Kavgalar, gürültüler. Bu sene biz Hüdapar olarak çok gayret ettik. Partilerle görüşmeye çalıştık, ifade etmeye çalıştık. Çok dua ettik, sürekli dile getirdik. Buna rağmen görüyorsunuz bazı yerlerde olaylar oldu. Suruç'taki hadise malum olsun. Dördüncüsü, siyasi partiler birbirlerine evet rakip olabilirler, düşman olamazlar. Ama bu rekabet içerisinde öyle bir anlayış ortaya koymaları gerekir ki kesinlikle sırf muhalefet anlayışı içerisinde hareket edip her şeye yanlış damgasını vurma ve her şeye her halükarda muhalefet etme yanlışına giremezler. Bize göre bu yanlıştır. Yani A partisi ile B partisi evet rekabet ederler, birbirleriyle yarışırlar ama bu önemli değil yarıştır. Ama burada A partisi, B partisinin yapmış olduğu, yapacağı bütün icraatlara yanlış damgasını vurup her halükarda muhalefet etme hakkına sahip değil bize göre. O zaman siyasi partiler doğrularda mutlaka birleşebilmeli. Birleşmiyorsa en azından destekleme, yardım etme durumuna girebilmeli. Bunu bile yapmıyorsa hiç olmasa o doğrulara kesinlikle karşı çıkma, onları yerme, onları köpürleme durumuna asla girmemeli. Ama yanlışlar varsa da hikmeti elden bırakmadan, kesinlikle sorumlu dilden, usluptan da vazgeçmeden yapıcı bir şekilde o yanlışı nasıl bertaraf ederizin gayreti içerisine girmelidir. Doğru çünkü hepimizin malıdır. Hepimiz nihayetinde doğru yapma iddiasında ise biri doğru yaptığı zaman ha biz yaptık ha o yaptı illaki doğrularımızın elimizle icra edilmesi gerekir diye bir kaide de yoktur. Doğru yapandan Allah razı olsun deriz. Doğru yaptığı müddetçe de yanında dururuz, durmamız gerekir. Siyaset yönetme sanatıdır ama yanlış yönetme sanatı olamaz. Doğru yönetme sanatıdır. Nihayetinde biz böyle düşünüyoruz ama bu açıdan siyaset kurumu başta olmak üzere siyasi partilerde teamül haline gelen, adet alışkanlık haline gelen bu tür şeylerin yanlış olduğunu sürekli uyarmalarımıza rağmen, bu konu üzerinde gayret çaba sarf etmemize rağmen değişmediğinden dolayı böyle bir anlayışa da kesinlikle ihtiyaç duyduğumuz, ihtiyaç olduğu kanaatinden dolayı biz diyoruz ki mutlaka Hüdapar veya Hüdapar gibi bir yapının olması lazım. Biz Siyonist rejimi devlet olarak kabul etmiyoruz. Onun için adını elimizden geldiği kadar anmıyoruz. Çünkü bir işgal rejimidir. Oradaki kutsallarımızı çiğniyor.
Oradaki Müslümanlarımızın kanlarına giriyor, evlerini yıkıyor. Şu anda dikkat edin, dünya ülkelerin içerisinde belki çoğu tarafından devlet olarak kabul görmüş ama sınırları belli olmayan bir devlet. Müslümanların coğrafya olarak söylüyorum, kalplerine saplanmış bir zehirli hançer gibi dururken, o zaman bunları tanımaktan vazgeçelim. Hadi tanımaktan vazgeçemediniz. İlişkilerimizi gözden geçirelim. Ticari ilişkilerimizdir, askeri ilişkilerimizdir, siyasi ilişkilerimizdir, sosyal münasebetlerimizdir. Bunları gözden geçirelim. Allah hepinizden razı olsun. Bu bilginizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ağırladınız bu kadar kalabalık bir kitleyle. Allah-u Teala hepinize sıhhat afiyet versin. Çalışmalarınızı hayırlı ve bereketli kılsın. Allah'a razı olsun. Çok sağ olun. Evet, başkanım, Allah razı olsun. Sizin içinizde her zaman iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Üstünden hareketle siyaset yaptığınız için de biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü hakikaten Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Yani muhalefet, sizin de ifade ettiğiniz gibi doğruya da yanlış diyor, yanlışa da yanlış diyor. Şimdi onun için bu sefer insanların belki de cepheleşmesinden önemli sebep de bu. Şimdi doğruya doğru dese bu kadar diyalog kapısı açılacak. Ama yanlışa da doğru dememek lazım tabii. Yani bu noktada Allah sizden razı olsun. Ben tekrar... Sağlık, sağlık, afiyet olsun. İşlerinize hayırlı ve bereketli ihsan etsin inşallah.